Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bodrum Belediye Başkanlığı'na aday olan Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan, Erman Aras, Doktor Kerim Cangır, Durmuş Ali Öztürk ve Ümit Baltutan'dan oluşan 5 aday adayının Bodrum'un beldelerinde partililerle yaptığı toplantılarından dördüncüsü önceki gün Turgut Reis Beldesi'nde gerçekleşti. Turgut Reis'teki toplantıya partililerin ilgi ve katılımının oldukça yoğun olduğu gözlendi. Bodrum Belediye Başkan aday adayı olan Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan toplantıda yaptığı konuşmada başkan adayının etik kurallar içerisinde belirlenmesinden yana olduğunu belirterek genel başkanımız Bolu ve Burdur'u örnek göstererek adayların ön seçimde belirlenmesi gerektiğini söyledi, hatırlatmasını yaptı. Geçtiğimiz hafta sonunda Sayın Genel Başkanımız buna benzer söylemlerde bulundu. Bodrum Belediye Başkan aday adayı Mustafa Saruhan, Bodrum Belde Belediyelerinin yeni yasayla 2014 yerel seçimlerinden itibaren kaldırılacağını ve seçimlerin yalnızca Bodrum ilçesi belediye başkanlığı için yapılacağını vurguladıktan sonra şöyle konuştu. Tutmadan onların onayını alamazsınız, alamıyorsunuz. Onun için birer evvel örgütlerimizin çalışmaya girmesi lazım. Şahsen ben bunu 3 ay, 4 ay evvelden söylemeye başladım. Uygulamaya çalışmaya giriştim yani. Ramazan ayında duymuşsunuzdur. Köylere geldik, işte iftar yemekleri yaptık. Bir şekilde insanlara temas halinde olmaya başladık. Görüşmeler etmeye başladık. Ve onun ben faydalarını gördüm. Çünkü telefon geliyor gittiğim yerde bir şekilde dile getiriliyor. İyi yaptın, şöyle yaptın, böyle yaptın diye. Yani siyaset insanları ikna etme sanatı. Siyaset insanları kazanma ve onları bir şekilde onlara dokunma sanatı diye değerlendiriyorum ben. İki dönemdir de belediye başkanı yapıyorum. İki seçim yaşadım bu süreçte. Başarı varsa ben bunda gördüm başarıyı. Yani insanlara bir, kendinizi iyi ifade edeceksiniz. İki, o insanları iyi dinleyeceksiniz ve kabul edeceksiniz. Projelerinizi, kendinizi, ekibinizi. Sonra başarı geliyor. Bunu yaparsak başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Yani bizim bu toplantının amacını kısaca belirlemiş olayım. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmakta mutluyuz. Ben de mutluyum. Sizler de aynı şekilde. Ama ben partimin matematik hesabıyla değil de etik kurallar çerçevesinde hareket etmesini arzu ederim. Yani şöyle yaparsam şu kadar daha fazla oy gelir yerine kurallar neyse etik kurallar onu işletip ona göre aday belirlenirse daha bize yakışır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır diye düşünüyorum. İlkelerimiz, bizim tüzüğümüz, bizim partisel anlayışımız bunu gerektirir diye düşünüyorum. O sebepten dolayı ilkelere ve etik kurallara bağlı olarak siyaset yapılmasından tarafım ki geçtiğimiz hafta sonunda Sayın Genel Başkanımız buna benzer söylemlerde bulundu. Gittiği toplantılarda bazı işte Bolu, Burdur gibi illerde örnek vererek artık bizim belediyelerimize değil seçimlerle adayları belirleyeceğiz diye söylemleri var. Bu şekilde olursa daha başarılı olacağını, seçimlerde daha başarılı olacağını kendiler de ifade ediyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya'da Sandıklar Filizleniyor adlı programda yaptığı konuşmada ön seçimin önemine değinmiş ve şöyle konuşmuştu. Burdur geldi, ön seçim yapmamız lazım. Koyduk sandığı yaptık. Eczacı bir kardeşimiz seçildi. Aday adaylarının tümü onun etrafında kenetlendi. İşte onlar CHP'li. Bolu ön seçim yapalım dedi. Komisyon karar verdi. Genç bir kadın seçildi. Emin olun Bolu'da belediye başkanlığını alacak ve bir kadın belediye başkanımız olacak. Eski alışkanlıklardan ve hastalıklardan bu partiyi kurtaracağız demişti.